Herkese yeniden merhaba. Dilerim görüşmeyeli iyisinizdir ve sizler için her şey yolundadır. Ben bugün oldukça heyecanlıyım aslında. Çünkü uzun zamandır aklımda olan bir video serisi fikrini bugün hayata geçirmek için kamera karşısına geçtim. Edebiyat severler olarak, kitap severler olarak aslında hepimiz kitap listeleri yapmayı çok seviyoruz. Okuduklarımız listeleri, okunacaklar listeleri, alışveriş listeleri. Bunun yanı sıra hepimiz bir şekilde edebiyat ödüllerini de takip ediyoruz ve bu edebiyat ödüllerini takip ederken birçoğumuz aslında listeler de oluşturuyoruz. Bu edebiyat ödülleri sayesinde hiç duymadığımız yazarları duyuyoruz. Hiç yolumuzun belki de kesişmeyeceği yazarlardan haberdar oluyoruz. Bu noktada aslında bu edebiyat ödüllerini ben çok kıymetli buluyorum. Hani son yıllarda bazı edebiyat severlere göre ödüllerin ne kadar objektif dağıtıldığıyla ilgili bazı şüpheler olsa da bu çoğu insanda var. Anlıyorum da, hak veriyorum da, ama yine de o kişiler bile bir şekilde göz ucuyla bile olsa bu ödülleri takip etmeye devam ediyor. Hepimiz ediyoruz, merakla bekliyoruz. İşte Nobel Edebiyat Ödülü var, Man Booker var, Hugo'su var, Türkiye için Sait Faik var, işte Haldun Taner var, Atilla İlhan'ı var. Bir sürü edebiyat ödülleri, roman ödülleri olabiliyor, öykü ödülleri olabiliyor. Bunları bir şekilde takip ediyoruz. Ben de bu ödüllerle alakalı neden her bir ödülü ayrı ayrı masaya yatırdığım, bilgi içerikli, sohbet içerikli videolar çekmeyeyim diye aslında yola çıktım. Bugün de ilk olarak Talat Sait Halman'ın, doğru söyledim değil mi? İsmini söylemek çok zor bu arada. Dünden beri böyle söylemeye çalışıyorum. Bir seferde söylemek de bir türlü başaramıyorum nedense. Talat Sait Halman çeviri ödülünden bugün konuşmak istiyorum. Eğer takip ettiyseniz muhtemelen zaten biliyorsunuzdur. Yaklaşık birkaç hafta önce ödülün kazananı, 2021 kazananı açıklandı. Dolayısıyla aslında konu olarak da çok taze bir edebiyat ödülü şu an için. Dolayısıyla bu seriye ilk olarak bu ödülle başlamak istedim. Seriye devam eder miyim? Açıkçası bu birazcık da sizlerden gelecek geri bildirimler, yorumlar, tavsiyelerle olacak. Ona göre yolumu çizmek istiyorum. Açıkçası ben bu seriyi uzun süre devam ettirmek istiyorum. Tabii her sene ödüller verildiği için güncelliğini bir noktadan sonra kaybedecek, ama en azından 2021'e kadar olan ödüllerden bahsedip bundan sonrası için belki işte 2022'nin sonunda, 2022 içinde ödül alan kitapları, edebiyat, bütün ödül alan kitapları, Türkiye olabilir olsun, dünya çapında olsun, sadece kazananları konuşabileceğimiz belki ayrı videolar da çekebilirim. Ama ben genel kapsamlı olarak hani ödüllerin başlığı işte bugünkü gibi Talat Sait Halman çeviri ödülü işte nedir, kimlere verilmiştir, ne zamandan beri veriliyordur, bunlardan biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdiden izleyecek olan herkese çok teşekkür ederim, vakit ayıran herkese. Dilerseniz başlayalım. Ben önümdeki deftere biraz not da aldım. Yanlış veya eksik bir şey söylememek adına. Çünkü her ne kadar tabii ki bu ödülleri takip ediyor olsak da arada kaçırdıklarımız var. Dolu ya da işte daha önce hiç bilmediğim, fikrimin olmadığı kitaplar da vardı listede. Dolayısıyla sizlere yanlış bir şey söylememek adına böyle kısa kısa notlar da aldım. Arada buradaki defterimden şöyle göstereyim. Notlara bakıp size anlatıyor olacağım. Peki kimdir Talat Sait Halman? Talat Sait Halman aslında Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve Kültür İşleri Büyükelçisi. 2008-2014 yıllarında da İKSV'de, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda Mütevelliler Kurul Başkanlığı yapmış. Onun öncesi de aslında hayatına okuduğumuzda şairliği var, çevirmenliği var, yazarlığı var, edebiyatçı kimliği çok güçlü. Shakespeare'in sonelerini Türkçe'ye çeviren, Faulkner'ın bazı kitaplarını Türkçe'ye çeviren, aslında oldukça yazarlık ve edebiyat geçmişi çok dolu olan biri. 2014'teki vefatından sonra da 2015 itibariyle kendisi adına çeviri ödülleri verilmeye başlıyor ölümünden sonra. Yani bu ödül 2015 yılından beri günümüze kadar verildi. Şimdiye kadar 7 kez verildi. Ve 8 kazananı vardı. Ondan da bahsedeceğim. Bir yılda 2 tane kazananı vardı. Ödülü paylaştırmışlar. Peki şu an nasıl seçiliyor? Bir şey var, başkanı var bu
Ödül Kurulu'nun Doğan Hızlan'ın ve yanında da 4 tane çevirmen, yazar, eleştirmen var, edebiyat eleştirmeni var. Bunlar Sevin Okyay, Ayşe Sarısay'ın, zaten isimlerini biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum, Yiğit Bener ve Kaya Genç. Bu 5 kişilik ekip şu an aslında ödülü kimlerin alacağına karar veriyor. Ödül peki adaylar nasıl belli oluyor? Başvuruları aslında yayın evleri ya da çevirmenlerin kendileri yapıyor. İşte bir sürü kriter var. Bu kriterleri geçtikten sonra bu jüri oturup hangi kitabın çeviri ödülü alacağına, hangi çevirmenin ödülü kazanacağına karar veriyorlar. Kendi bildikleri bir dilden çevrildiyse kitap, tabii biraz daha işleri kolay oluyor. Ama kendilerinin bilmediği bir dilden çevrildiyse de dışarıdan bununla ilgili destek alıyorlar. Evet, süreç bu şekilde işliyor. Şimdi ödül ilk olarak 2015 yılında verilmiş. Şöyle bir şey var. Ödül geçmişini araştırdığımda son 7, yani 7 yıl boyunca son sadece 3 yılın finalistlerine ulaşabiliyorum. Ondan önceki 4 senenin finalistleri yok. Sadece kazananları duyurulmuş. Hani kendi sitelerinde de yok. Araştırdım, bir sürü siteye baktım. Sadece ödülü kazananı açıklamışlar. Dolayısıyla ilk 4 sene için sadece ödülü kazananlardan bahsedeceğim. Ödülü ilk olarak 2015 yılında Siren Idemen kazanmış. Siren Idemen Fransızcadan Türkçe'ye George Perec'in Karanlık Dükkan 124 Rüya adlı kitabını çeviriyor. Bu kitap aslında George Perec'in kendisinin gördüğü 124 adet rüyanın yazılaştırılmasıyla kısa kısa aslında nota çevrilmesinden oluşan oldukça karanlık bir kitap olduğu na dair bilgiler vardı. Biz bu çevirimin, Siren İdemen'i bu aralar daha sık duyuyoruz. Onu da Erno'nun, hep bunu bir şekilde yine yanlış söylüyorum, Eni Erno'nun seneleriyle aslında daha çok gündeme gelmişti ve en sonunda Babamın Yeri adlı bir kitabını daha çevirdi aynı yazarın. Yazarın çünkü arka arkaya bir sene içinde 3 tane kitabı çıktı. Bir tek Yalın Tutku'yu Siren Edemen çevirmedi ama onun dışındaki 2 kitabını o çevirmişti. 2015 yılı bu şekilde geçti. 2016 yılına geldiğimizde Anna Sekers'ten Transit adlı kitabı Ahmet Arpat çevirisi kazanıyor. Almanca aslından çeviri. Bu kitap aslında oldukça enteresan çünkü kitabın yazarı Anna Sekers Yahudi kökenli ve Nazi işgali sırasında Fransa'da bulunan bir komünist. Ve Nazi işgali sırasında Marsilya'dan Meksika'ya bir kaçış gerçekleştiriyor ve bu kaçışın ve sürgünün öyküsünü de Transit adlı kitapta kaleme alıyor. Oldukça benim ilgimi çeken bir kitaptı. Daha önce duymamıştım açıkçası bu ödülü araştırana kadar. Kitap şu an Everest'ten çıkıyor. Baskısı baktığım kadarıyla birkaç yerde satış yok, tükenmiş olarak görünüyor. Hani başka sitelerde belki vardır. Ben Kitap Yurdu'na falan baktım. Orada görünmüyordu şu an stokta. Hani ilginizi çekerse belki sahaflarda falan ya da kitapçılarda belki bulabilirsiniz. Oldukça ilgi çekici bir kitap. Ahmet Arpat aslında çevirmen olarak da çok zengin. Almancadan çok fazla yazarın kitabını, Hermann Hesse'nin Zweig'ın, bunun yanında Henrik Böll'ün mesela Palyaçosunu o çevirmiş. Joseph Roth'un kitapları, Robert Musil'in, Falada'nın kitaplarını çevirmiş. Genelde çevirdiği kitaplar Everest'in Bu Dünya Modern Klasikler dizisinden çıktığını gördüm araştırdığımda. 2016'da aslında bu şekilde geçmiş. Ve bu ödülü kazananlara bir para ödülü veriliyor. En son 2021'de 20.000 TL'ymiş bu ödül. Ondan önce birkaç yıl 15.000 TL'ymiş. Belki verildiği ilk yıllar 10.000 TL falan olabilir. Açıkçası onunla alakalı bir bilgi bulamadım ama bir para ödülü kazanıyor bu çevirmenlik ödülünü alan çevirmen. 2017 yılına geldiğimizde aslında burada çok enteresan bir durum var. 2017'de Fuat Sevimay kazanıyor ödülü. Finnegan Uyanması, James Joyce'tan çevirdiği, İngilizceden çevirdiği Finnegan Uyanması'yla Fuat Sevimay ödülü alıyor. Kitap Sel Yayıncılık'tan çıkıyor ve Finnegan Uyanması Türkçe'ye ilk kez tam metin olarak çevriliyor. Ve literatürde Finnegan Uyanması, Joyce'un bu kitabı çevrilmesi en zor kitap olarak adlandırılıyormuş. Bu çok enteresan bir geldi bana ve şimdiye kadar
Sadece 6 dile çevrilebilmiş. Çünkü James Joyce kitabı yazarken işte kelime oyunlarından birden fazla anlama gelen cümle yapılarından oldukça böyle oyunlu bir dille yazdığı için herhangi bir dile çevirmek de aslında oldukça zormuş. Bu çok enteresan bir bilgi olarak geldi bana ama bunu Fuat Sevimay başarmış. Fuat Sevimay'ı zaten çevirmen kimliğinin yanında yazar kimliğiyle de tanıyoruz. Ama çevirmenliğine baktığımızda özellikle James Joyce'un kitapları, onun üzerine yazılmış kitaplarla, kitapları, işte onun üzerine yazılmış kitabı var, çevirileri var. Oldukça aslında yazarla ilgili biri. Dolayısıyla aslında onun çevirmesi de bu metni Türkçe'ye kazandırması da çok da sürpriz olmamış bu noktada diyebilirim. Kendisini gerçekten bu noktada da tebrik etmek gerekiyor. Her çevirmenimize tebrik etmek gerekiyor ama bu kadar zor bir kitabı dilimize kazandırmak da kolay iş olmasa gerek. Ki Joyce'un kendisi bile kitabı 17 yılı aşkın sürede yazmış. Çok uzun sürede yazmış. Dolayısıyla ne kadar zor olabileceğini az çok tahmin edebiliyoruzdur diye düşünüyorum. 2018'e geldiğimizde burada birazcık işler karışmış aslında. Şöyle ki 2018'de Ülker İnce Alberto Manguel'in Dönüş kitabını çevirerek ödülü alıyor. Alberto Manguel aslında Arjantin kökenli bir yazar ama doğumlu esasında İsrail'de olduğu için kendi ana dilini öğrenmemiş oluyor, öğrenmeden büyüyor 7 yaşına kadar. İşte bakıcısının ona İngilizce ve Almanca öğretmesiyle yani ilk o dilleri öğreniyor. Daha sonra 7 yaşında İsrail'den yanlış hatırlamıyorsam Arjantin'e geri döndü. Orada İspanyolcayı öğreniyor, ana dilini aslında ilkokulda öğrenmeye başlıyor. Şimdi dönüş kitabını Ülker İnce İngilizce aslında çevirmiş diye geçiyor. Ama kitabın İngilizce mi yazıldığını yoksa İspanyolca mı yazıldığını bir türlü bulamıyorum. İngilizce de, yani şöyle A Return olarak İngilizce baskılarını gördüm ama El Regros olarak İspanyolca baskılarını da gördüm. Kimisi kitabın İngilizce yani asıl baskısının İspanyolca olduğunu ama Ülker İnce'nin asıl çeviriden değil yani çevirdiğine dair birkaç yerde gördüm ama bunu teyit edebileceğim açıkçası doğru bir bilgi, doğru bir haber de bulamadım. Dolayısıyla belki siz bu konuda bir şey biliyorsunuzdur. Eğer biliyorsanız yorum bırakabilirsiniz bu noktada. Hep beraber öğrenmiş oluruz. Ve o yıl şöyle bir enteresan oluyor. Jüri özel ödülü veriliyor. Bu da ilk kez veriliyor. Bu da Yapraklar Evi. Markiz Danielewski'den Yapraklar Evi kazanıyor. Çevirmeni Gökhan Sarı alıyor ödülü. Jüri özel ödülünü. Bu kitap da şu an Monocle'dan çıkıyor. Ona dönerim sonra. Monocle'dan çıkıyor. Hatta bu kitabın baskısı tükenmişti. Oldukça hacimli bir kitap ve Monocle Yayınları geçen gün Instagram'daki hesaplarından şeyi sormuştu okuyuculara. Bu kitabın gerçekten basılmasını istiyorsanız hani ekonomik olarak kendimizi zorlayıp tekrar basmayı istiyoruz diye. Eğer hani bu bilgiden, bu durumdan haberiniz yoksa ve kitabı merak ediyorsanız çünkü şu an sahaflarda oldukça yüksek fiyatlara satılıyor. Kitabı okumak düşünceniz varsa, satın alma düşünceniz varsa Monocle'un o hesabındaki posta yorum bırakıp destek verebilirsiniz. Belirli bir sayıya ulaştıklarında basacaklarını söylediler. Şeyden bahsetmeyi unuttum. Dönüş kitabı Alberto Manguel'in Kırmızı Kedi'den çıkıyor şu an için. 2018 bu şekilde geçiyor. 2019'a geldiğimizde artık finalistleri ve kazananı görmeye başladığımız listeye geliyoruz diyebilirim. 2019'da 3 tane finalist var. Bunlardan ilki Matthias Enhardt'tan Pusula, Alman edebiyatından bir kitap. Leonid Nikolayevich Andreev'den Kızıl Kahkaha, Rus edebiyatından ve son olarak Vladimir Nabokov'dan Çarpık Dünya. Bu üç kitaptan bu yıl 2019 yılında karar veremediği için jüri, daha doğrusu ikisine de anladığım kadarıyla eşit puan çıktığı için Pusula ve Kızıl Kahkaha kitabını çevirmenleri ödül alıyor. Bunlar kim? Pusula'yı Ebru Erbaş, Kızıl Kahkaha'yı da Kamil Kayhan Yükseler çevirisi kazanıyor. Şu an Pusula kitabı Can Yayınları'ndan çıkıyor. Oldukça hacimli bir kitap. Burada 2015 yılında yazılmış. Aslında hemen de dilimize çevrilmiş. Diğer kitap Kızıl Kahkaha ise bu baskısı ve bu çevirisi yani Kayhan Yükseler çevirisi şu Everest'ten çıkan
baskısı, çevirisi. Ama şu an kitabı yaklaşık birkaç önce İş Bankası farklı bir çevirmenin versiyonuyla bastı. O noktada hani karışıklık olmasın, ödülü kazanan baskısı Everest'ten çıktı. Onun da şu an gördüğüm kadarıyla satışı yok görünüyordu kitap yurdu üzerinden. Belki diğer sitelerde vardır. Bu bayağı enteresan bir kitapmış. Benim hani şimdiye kadar konuştuklarımız arasında Transit ilgimi çekmişti. Bir de Kızıl Kahkaha çok ilgimi çekti açıkçası. Burada Rus-Japon savaşındaki bu savaşın yıkımını aslında toplumsal olarak anlatıyor ve yani öyle bir yıkım ki insanları gerçekten cinnet geçirecek kadar, cinnetlik noktaya getirecek kadar ağır psikolojik bir ortamı betimlemiş yazar anladığım kadarıyla. O dolayısıyla oldukça ilgi çekici. Belki siz de bu videodan sonra kitabı bir göz atarsınız. 2019 bu şekilde geçiyor. Ebru Erbaş, Matthias Enard'ın Alman demiştim galiba az önce. Çok pardon. Kitap Fransızcadan çeviriliyor. Neden Alman ne gittin? Çünkü kitabın baş karakteri Avusturyalı bir müzikolog. Dolayısıyla bir an Almanca'ya gittik falan ama kitap Fransızcadan çevriliyor. Ebru Erbaş yeni bu son günlerde gene gördüğüm Bov'un çevirisini yapıyor. Bov yazar Bov'un çevirilerini ve Proust'un bu can kısa klasiklerden çıkan Kıskançlığı çevirmiş. Onun yanında Kayhan Yükseler de Rusça'dan Sadık Ruslan var Jaguar kitaptan çıkan onu çevirmiş. Bu gene çok herkesin beklediği yakın zamanda Ketebe'den çıkan Baden Baden'de yazı. Çehov'un Avda Trajedi gibi birçok kitabın, birçok Rus yazarının aslında kitaplarını çevirmiş. Hala da çevirmeye devam ediyor. Ve 2020'ye gelirsek, 2020'de aslında 4 tane finalistimiz var. Finalist sayısı artmış. Birincisi Yan Liyanke'den Günler, Aylar, Yıllar Çin Edebiyatı'ndan Erdem Kurtuldu çevirisi ve Jaguar'dan çıkıyor şu an itibariyle. Şimdiye kadar bahsettiğim kitaplar arasında da ben bir tek bu kitabı okumuştum. Ve yeri gelmişken kesinlikle tavsiye ettiğimi söylemeliyim. Umuda dair, yaşamaya dair, ufacık bir şeye tutunmaya dair ve pes etmemeye dair gerçekten muazzam, incecik, dupduru bir Türkçe ile yazılmış, çevrilmiş, çok etkileyici bir kitap. Eğer henüz okumadıysanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Yan Yanke'den sonra Voltaire'in bir kitabı Berna Günen çevirisiyle aday olmuş, Saf Dil. Onun dışında Tolstoy'un Şeytan, Peder Sergi adlı iki Şeytan ve Peder Sergi adlı iki uzun öyküsünün olduğu ve Günay Çeteo Kızılırmak çevirisinden İş Bankası'ndan çıkan kitabı aday olmuş ve son olarak da Patrick Modiano Nobel Kurulu tarafından günümüz Proust olarak adlandırılan yazarın Karanlık Dükkanlar Sokağı adlı kitabı. Bu Fransızcadan çevrilmiş bir kitap. Ekin Özlü Akseki çevirisiyle. 2020 yılında bu 4 tane kitaptan ödülü kazanan Yan Liyanke'nin Günler, Aylar, Yıllar Erdem Kurtuldu çevirisi oluyor. Gerçekten diğerlerini okumadım ama bu kitabın gerçekten çevirisi çok çok iyiydi. Kitapta çok yakın bir tarihte, 2009'da yazılmış, hemen 10 yıl sonra çevrilmiş. 10-11 yıl sonra. Erdem Kurtuldu'nun bunun yanında Çin Edebiyatı'ndan Mo Yan'ın ve Yuhan'ın çevirilerini yapıyor güncel olarak. Oralardan tanıyoruz kendisini. 2021 yılına geldiğimizde bizi 3 tane finalist karşıladı. Bunlardan ilki Maria Vargas Llosa'nın Dünya Sonu Savaşı, Süleyman Doğru çevirisi, Elfriede Jelinek'in Aşık Kadınlar, Anıl Alacaoğlu çevirisi. Son olarak da Dolores Reyes'ten Toprak Giyen, bu da Saliha Nülüfer çevirisi. Bu çok dediğim gibi videonun başında da birkaç hafta önce ödül sahibini buldu ve Süleyman Doğru Dünya Sonu Savaşı ile ödülü kazandı. Çok zor bir çeviri olduğunu, zaten kitap 800 sayfa ama Süleyman daha önce de Yosa çevirileri yapmış. Aslında yazara aşina biri. Ama oldukça hak ederek aldığına dair gerçekten çok fazla yorum gördüm. Bu kitap da aslında çok enteresan. Ben Yosa'dan Tekeşhane'yi okuyacağım. Elimde var ama bunu da oldukça merak ettim. Bu da 19. yüzyıl Brezilya'sında Canudos Savaşı yaşanmış 19. yüzyılın sonunda ve bu savaşı bir kurguya yedirip büyülü gerçekçilikle birlikte
toplumsal olarak, siyasal olarak halk ve devlet arasındaki çatışmaları da dahil ederek oldukça büyülü bir atmosferde gerçek bir hikayeden yola çıkarak oluşturduğu bir kurguymuş aslında kitap. O noktada benim oldukça ilgimi çekti. Kitap yazılalı yaklaşık bir 30 ya 80 40 yıl olmuş. 40 yılın sonunda dilimize çevriliyor. Dolayısıyla bayağıdır bekleyen bir kitapmış. Süleyman Doğur da aslında bu Latin edebiyatın çevirilerinde oldukça sık ismini gördüğümüz bir çevirmen. Cortázar'ın çevirilerinde kendisini görüyoruz. Eduardo Galeano çevirilerinde görüyoruz. Borges'te, Pedro Páramo'da ve Carcas çevirilerinde, Javier Carcas çevirilerinde kendisinin adını sıkça görüyoruz. Latin edebiyatına oldukça hakim biri bu noktada. Bu şekildeydi. 2022'de bakalım neler olacak. Dediğim gibi yıl sonunda muhtemelen bütün ödülleri anlatacağım. Ayrı bir video yapmaya niyetim var şu an için. Yani araştırma yapmak bu noktada bana iyi geldi. Umarım sizlerin de hiç duymadığı kitapları ya da işte duyup belki o an bakıp geçtiğiniz ama bu video aracılığıyla tekrar ilginizin yükseldiği kitaplardan bahsetmişimdir. Benim hani kendi açımdan araştırırken en çok hani baktıklarım arasında ilgimi çeken dediğim gibi Transit, Kızıl Kahkaha ve Yosa Savaşı'nı çok merak ettim. Bunun yanında Karanlık Dükkanlar Sokağı'na da bakacağım yazarından kaynaklı. Ben Proust'u hiç okumadım ama belki Proust öncesi Proust'a benzeyen bir yazarla bu dünyaya, bu usluba, bu dile girmek benim için iyi olabilir, bilmiyorum. Bu kadardı bahsetmek istediklerim. Umarım çok bir şey atlamadan, yanlış bilgi vermeden sizler için faydalı olacak şeyler anlatmışımdır. Buraya kadar izlediyseniz hepinize her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, kıymetli yorumlarınızı bırakmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.